Atatürk'ün çok beğendiği en büyük askeri deha, Hannibal Barca. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Hannibal Barca'yı anlatacağız. O ki Atatürk'ün dahi hayran kaldığı bir asker. Hannibal ile savaşmanın tek yolu onunla hiç savaşmamaktır. Hannibal savaşmak için yaratılmıştı. Binlerce kişilik ordusu ömrü boyunca onu takip etmişti ve ordusuyla 24 bin kilometrelik yol kat etmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ten Fatih Sultan Mehmet'e ve Enver Paşa'ya kadar birçok askeri lider ona hayranlıkla andı ve kendilerine örnek aldı. Ayrıca enteresan bilgilerden birisi de şöyle. Hannibal Barca'nın biyografisini ele geçiren Romalılar onun askeri stratejilerini kullanarak büyük bir imparatorluğa dönüştüler ve 1000 yılı aşkın bir süre ayakta kalmayı başardılar. Kartacalı Hannibal deyince herkes onu içinde bir korku ve hayranlıkla anıyordu. M.Ö. 200'lü yıllarda, yani Hannibal'ın yaşadığı zamanlarda Akdeniz'de iki büyük devlet vardı. Biri Kartaca, diğeri ise Roma'ydı. Bu iki devlet Akdeniz üzerinde hakimiyet kurmak için mücadele veriyordu. Hannibal'ın babası da Kartaca ordusunda bir generaldi ve hayatı boyunca Roma'ya karşı mücadele vermişti. Babasının içinde Roma'ya karşı öyle bir nefret vardı ki oğlunun da aynı nefreti taşımasını istiyordu. Hannibal küçücük bir çocukken babası oğlunun ellerini kan dolu bir kaseye batırarak ona bir söz verdirtti. Verdirdiği söz ise şöyleydi. Ömrün boyunca Roma ile savaşacaksın. Henüz küçücük bir çocukken Roma'ya karşı savaşacağına dair söz veren Hannibal Barca sözünü tuttu mu ve hayatı boyunca neler yaptı, kimlere örnek oldu sizlerle paylaşacağız. Kendi milletimizin tarihindeki liderlere bile örnek olmayı başarmış Hannibal Barca kimdir? Hepimizin bildiği gibi Kurtuluş Savaşı herkesin kazanılması imkansız diye baktığı bir savaştı. Atatürk bu savaşa korkusuzca atılmış ve askerlerine de cesaret vermişti. Mustafa Kemal Paşa da Kurtuluş Savaşı'nda plan yaparken Hannibal'ın İtalya'yı işgal ederkenki kullandığı taktikten yardım alarak yapmıştı. Hatta bu taktik hepimizin bildiği hilal taktiği olarak tarihe geçmişti. Bir devleti kuran ve liderliğiyle, askeri stratejileriyle hep örnek aldığımız Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği bir askeri deha vardı. İşte o askerin adı Hannibal Barca'ydı. Üstelik Atatürk tarafından Kocaeli Gebze'de yaptırılmış bir anıt mezarı da bulunuyor. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın birçok yerinde Hannibal'ın heykeli bulunuyor. Alp dağlarında ve Pirene dağlarında Hannibal ordusuyla buradan geçti yazan tabelaları bulunmakta ve büyük ilgi çekmektedir. Kartaca'da doğup Gebze'de intihar eden, Atatürk'ün de daha askeri lisedeyken tanıyıp hayranlık beslediği komutan ve politikacı Hannibal Barca kimdir? Biraz daha yakından tanıyalım. Hannibal Barca, Roma'nın dizlerini tir tir titreten, tarih kitaplarına stratejinin babası olarak giren Kartaca'nın büyük Süryani komutanıydı ve komutanlık unvanını 26 yaşında genç bir delikanlıyken almıştır. Babasına Roma'ya karşı verdiği nefret sözünü hiç unutmamıştır. Ömrü boyunca Roma'ya karşı savaşacağına ant içmiştir ve nefesinin son damlasına kadar da sözü uğruna yaşamıştır. O zamanlar Roma'nın refahı oldukça yerindeydi ve tabiri caizse kimselerden de korkuları yoktu. Adeta kendilerini diğerlerinden üstün görüyorlardı. Hannibal Barca Roma literatürüne "Hannibal kapıya dayandı" deyimini kazandırmıştır. Bu deyim nasıl gelmiş derseniz, Hannibal askeri stratejileriyle Romalıları öylesine korkutmuş ki bir zaman sonra bu deyim çocukları korkutmak için kullanılır hale gelmişti. Romalı çocuklar eve geç kaldıklarında anneleri çıkıp "Çabuk gel, bak Hannibal kapıya dayandı" sözünü duyunca koşarak evine girer olmuşlardı. Hannibal, Romalıların belki en korktukları düşmanları olmuştu. Fakat Hannibal'dan öğrendikleriyle de Roma adeta çağ atlamıştı. Hannibal'ın hayatı hakkındaki bilgiler genelde düşmanlarında da öğrenilmişti. Garip olan şu ki, eğer bir insanı düşmanı anlatırsa o kişi hakkında en kötü bilgileri duymayı beklersiniz, değil mi? Kimse düşmanını iyi anlatmaz veya övgü dolu sözler söylemez. Fakat Hannibal için öyle değildi. Düşmanlarının verdiği kayıtlardan bilindiğine göre onlar bile Hannibal'ın dürüstlüğünü, merhametliğini ve dehasını överler. Hannibal daha 9 yaşındayken oyun oynamak yerine savaşlara katılmak için babasına yalvarıyordu. Babasıyla seferlere katılmaya başlamıştı. Böylece ondan hem savaşmayı hem de Roma'dan nefret etmeyi öğrendi. Babası bir süre sonra öldü ve Hannibal İspanya ordusunun komutanı oldu. Hannibal dehasını kullanarak durum değerlendirmesi yaptı. Roma'nın 1.
Birinci Pön Savaşı'ndaki başarısından cesaret aldığını ve ikinci bir savaşın kaçınılmaz olduğuna karar verdi. Bu yüzden de ilk darbeyi vuranın kendisi olması gerekiyordu. Sonraki 2 yıl boyunca konumunu olabildiğince sağlamlaştırdı. Ardından Roma'nın müttefiki olan Saguntum şehrini kuşattı ve sadece 8 ay sonra şehri ele geçirdi. Hannibal'ın sıradaki planı İtalya'yı ele geçirmekti. Planı doğrultusunda küçük ordusuyla birlikte kuzeye doğru hareket etmeye başladı. 50 bin kişilik insan ve 37 fil olan bir orduyla yola çıktı. Bu yolculuğunda az bilinen bir karayolunu kullandı. Hedefi Roma'nın kalbi olan İtalya'yı vurmaktı. Büyük bir yük katarı ve filler ile beraber antik çağ koşullarında yapılan bu yolculuk askerlik tarihinin en çarpıcı başarılarından biri olarak kabul edildi. İtalya'ya Roma üzerine sefer için hazırlıklarını tamamladıktan sonra Alp dağlarına dolanarak Po Ovası'na inmişti. Bu hamleyi akıllarından bile geçirmeyen Romalılar şaşkına dönmüştü. En çarpıcı bilgilerden biri ise şu: bu harekat birçok kumandana ilham olmuştu. Enver Paşa Sarıkamış harekatında bunu denemiştir. Fakat Enver Paşa harekat sırasında ordusunun yarısını kaybetmişti. Hannibal ise ordusunu buna oldukça iyi hazırlamıştı. Ancak Enver Paşa elindeki ordunun teknik imkanlarını göz ardı etmişti ve Sarıkamış olayında bildiğiniz üzere askerlerimiz maalesef ki acı bir şekilde donarak şehit olmuştu. Hannibal Barca'nın hangi geçiti kullandığı tam bilinmese de Mont Genevre ya da küçük Saint Bernard geçitleri olduğu tahmin edilmektedir. Tahmin edeceğiniz üzere Alpler inanılmaz derecede soğuktu. Tabii orada birçok kez yol bulamadılar ve Hannibal Barca orada unutulmayacak bir söz söyledi: ya bir yol buluruz ya bir yol yaparız. Alpleri geçen Hannibal bunu duyup gelen Roma birlikleriyle savaşmış ve galibiyet elde etmişti. Hannibal ordusunun yarısını dağlarda kaybetmiş ama aynı zamanda Roma birliklerini de imha etmeyi başarmıştı. Roma'nın kadim düşmanı Keltlerin desteği ve yaklaşık 14 bin Kelt savaşçısı da Romalılara karşı Hannibal'ın birliklerine katılmasıyla Hannibal'ın ordusu iyice kuvvetlenmişti. Hannibal ordusuna öyle çok güvenirdi ki askerleri hakkında şöyle derdi: benim bir savaşçım 100 Roma savaşçısına bedeldir. Görüyorsunuz ki askerlerinin gücünü bile Roma'ya olan nefretiyle belirtmekten geri kalmıyordu. Hannibal'ın amaçlarından biri Güney İtalya'ya inip oradaki devletlerin desteğini alıp ordusunu güçlendirmekti. Bu yolculukta yolda rastladığı köy ve kentleri yağmalatarak askerinin ihtiyaçlarını karşılattı. Romalılar paniğe kapılarak büyük bir hata yaptılar. Ellerindeki son düzenli orduyu Hannibal'ın üzerine sürdüler. Fakat Hannibal'ın ordusu tarafından tuzağa çekilerek tamamen yok edildiler. Bu muhteşem zafer sayesinde aralarında kritik önem taşıyan Capua şehri de dahil olmak üzere neredeyse tüm Güney İtalya Hannibal'ın tarafına geçti. Caen Meydan Muharebesi tarihin en kesin sonuçlu imha hareketlerinden biridir. Caen manevrası sayesinde savaş sadece 6 saat sürmüştü. 6 saat içinde 70 bin Romalı öldürülmüştü. Hannibal'ın ordusundan ise 5 bindir. Hannibal'ın biyografisinde bu andan şu şekilde bahsediliyor: en büyük komutan İskender bile böyle bir zafer kazanmamıştır. Eskiden çok az kişinin bildiği bir isim, dağlardan gelen bir gölgeydim. Şimdi ise yarattığım gölge İtalya'nın kalbine ulaşıyor. Şimdi sizlere ilginç bir bilgi daha veriyoruz. Caen Meydan Muharebesi'nde Hannibal'ın kullandığı taktik hilal taktiğine çok benzeyen bir taktiktir. Hatta Mustafa Kemal Paşa da Kurtuluş Savaşı'nda işte tam da bu Caen manevrasından yola çıkarak planlarını yapmıştır. Zaten başta da bahsettiğimiz üzere Atatürk Hannibal'ı çok araştırmış, öğrencilik yıllarından itibaren Hannibal'a karşı bir ilgisi oluşmuş, stratejilerini öğrenmiş ve ona saygı göstermişti. Bu nedenle de Gebze'de Hannibal adına 1937'de bir anıt yaptırmıştır. Caen Savaşı sonrasında Güney İtalya'daki bazı şehirler Hannibal'ın ordusuna dahil oldu. Bunun sonucunda Roma resmen bir parçalanma sürecine girdi. Hannibal, Roma'yı işgal etmek yerine Roma'ya diz çöktürmek istiyordu. İşgal edilmiş bir şehir, yok edilmiş bir devlet değil, Hannibal'ın istediği ona itaat eden Romalılardı. Bu isteği öylesine güçlüydü ki Hannibal Roma Senatosu'na teslim için şartları gönderdi. Onlardan açıkça teslim olmalarını istedi.
Fakat Romalılar teslim olmayı reddettiler. Roma'da barış kelimesi ölüm cezası ile yasaklanmıştı. Teslim olup barışı getirmek onların kanına tersti. Burada hikayemize bir isim daha dahil oluyor. Cornelius Sepicius. Sepicius, Roma'nın her şeyini emanet ettiği ve çok güvendiği bir askerdi. Hannibal, 10 yılı aşkın süredir Roma'da keyfince geziyor, işgaller yapıyordu ve hiçbir mücadelesinde kaybetmiyordu. Sepicius ise bu durumdan hiç hoşnut değildi. Aynı zamanda Hannibal'ın askeri zekasının da farkındaydı. Onu yenmenin tek yolunun yine onun zekasından geçtiğini biliyordu. Sepicius, onu yıllar boyunca gizliden gizliye izliyor, hakkındaki tüm bilgileri kafasına adeta kazıyordu. Sepicius, Hannibal'ın hayatını, stratejilerini bir öğrenci edasıyla öğrenmişti. Sepicius şu kararı verdi. O, Hannibal ile savaşmayacaktı. Tıpkı Hannibal'ın zamanında yaptığı gibi Kartaca'yı, yani Hannibal'ın geldiği yeri işgal edecekti. 212 yılından sonra işler Hannibal için zaten ters gitmeye başlamıştı. Roma'ya yaptığı son bir akın püskürtülmüş, bunun üzerine kardeşinden yardım istemişti. Ertesi yıl ise İspanya üzerinden bir yardım ordusuyla gelmeye çalışan kardeşi Hasdrubal, Romalılar tarafından yenilerek öldürüldü. Bu son yenilgiyle beraber Hannibal artık İtalya'daki konumunu koruyamayacak hale gelmişti ve zehirli bir böceğin sokmasıyla beraber bir gözünü de kaybetmişti. Kartaca senatosuysa Hannibal'ın sefil halinden bir haberdi. Hatta Hannibal'ın çok güçlendiğini düşünüyorlardı. Bu yüzden de Hannibal'a gönderilen yardımın kesilmesi kararına varmışlardı. Hannibal'ın Kartaca'ya geri dönmesini istiyorlardı. Üstelik Sepicio da Kartaca'ya doğru ordusuyla çoktan yol almaya başlamıştı bile. Bunu öğrenen Hannibal ordusunu toparladı ve Kartaca'ya dönmek zorunda kaldı. Sepicio'nun ordusuyla Kartaca'da karşı karşıya geldi. Hannibal yıllardır savaşıyordu ve ordusu oldukça yorgun haldeydi. 17 yıldır durduraksız mücadele veren ordusu artık dayanamıyordu. Hannibal kaybedeceğinin farkındaydı. Fakat yine de Roma'ya karşı mücadele etmekten kaçmamıştı. Böylece 20 bin Kartaca askerinin ölmesiyle savaş son buldu. 17 yıl süren 2. Pön Savaşları büyük bir acıyla noktalanmış oldu. Savaş sonucunda Kartaca Roma ile çok ağır bir anlaşma yapmak zorunda kaldı. Kartaca'nın barış yapmasının ardından Hannibal Sofetli'ye seçildi. Kartaca'nın ekonomisini yeniden düzeltmeyi bir nebze de olsa başarmıştı. Fakat Roma en müthiş düşmanı olarak öğrendiği Hannibal'dan öyle korkuyordu ki barışı bozmak amacıyla entrikalar çevirdiğini iddia ettiler. Bu iddia sonucunda Kartaca Senatosu Hannibal'ı görevden aldı. Hannibal'ı zorunlu bir sürgüne gönderdiler. Anadolu'da Roma'ya düşman krallıklarda askeri danışmanlık yapmaya başlamıştı. Ve sizlere enteresan bir bilgi daha veriyoruz. Hannibal Barca'nın Bursa şehrini kurduran kişi olduğu bilinmektedir. Üstelik şehrin ilk su sistemini de o yaptırmıştır. Hannibal hayatını bu şekilde devam ettirirken Roma durmuyordu. Roma halen Hannibal'a karşı inanılmaz derecede düşmanlık besliyordu ve Hannibal'ın yerini bulmuşlardı. Kralın kendisini Romalılara teslim etmek zorunda kalacağını fark edince Roma'yı şu her günkü derdinden kurtaralım diyerek yüzünde taşıdığı zehri içerek intihar etti. Ulaşılan bilgilere göre Hannibal hayatının son zamanlarında Gebze'de otobiyografisini yazmaktaymış. Sonra da zaten bildiğiniz üzere yıllardır yüzüğünde saklı olan zehri içerek intihar etmiş. Hannibal intihar ettiğinde 70 yaşındaydı. Sırf Romalılara teslim olmamak için yüzüğündeki zehri hiç düşünmeden içti. Hannibal kendisinin yakılmasını ve küllerinin Gebze'ye gömülmesini istemiş. Mezar taşına da Roma'yı kastederek şunu yazdırtmıştır. Nankör vatan, sana küllerimi bile bırakmayacağım. Elbette şu an Gebze'de bulunan anıt mezarın üstünde ne yazıyor bilemiyoruz. Belki siz bu bilgileri öğrendikten sonra Gebze'deki anıt mezara gidip incelersiniz ve bu bilgiler ışığında tarihi yapıyı ve Hannibal'ı çok daha farklı bir gözle görebilirsiniz. Anıt bugünkü ismiyle Gebze'de Tubitak yerleşkesinde yaşatılmaktadır. Dehası bütün dünya tarafından kabul edilmiş olan başka bir asker Atatürk 1934 yılında Kartacalı komutanın mezarının bulunmasını emreder. Ancak mezar bulunamaz. Atatürk'ün doğumunun 100. yılı sebebiyle vasiyeti de göz önünde bulundurularak Hannibal için bir anıt yapılır. Bu anıttaki Hannibal portresi ise heykeltıraş Nejat Özatay'a aittir. Kartacalı Hannibal ismini akıllara ve ülke fark etmeksizin tüm şanını dünyaya işte böyle yaydı. Bunun gibi kaliteli içerikler ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.